우리 오늘 다른 수업u 할까요? Bugün farklı bir ders yapalım mı? Ne yapalım mesela? Dersen coğrafya. Hazır okullar açılmışken dedim ki Korece öğrenen arkadaşlarımız birazcık birazcık ders konularına da Korecede adapte olsunlar. Korece bir ders belki içeriği gördükleri zaman oradaki kelimeleri de tanısınlar istiyorum. Ders serimize coğrafya ile başlıyorum. Bugün 15 tane yeni kelime öğreneceğiz. Birazcık uzun bir ders olabilir ama lütfen odaklanalım, dinleyelim, not alalım. Coğrafyanın hem Türkçesini yapalım hem de Korecesini yapalım. Hazırsan? Sıca kapsıda. <laughs> Öncelikle, değil mi? First things first. Önce bir bakalım. Coğrafya ne demek? Coğrafya Korece, şöyle önce bir yazalım. Coğrafya. Ne demekmiş Korece? Çiri. ri, Çi -ri. C-i-r-i. Çi Çiri. ri Coğrafya. Çiri. Coğrafya. Süper. Şimdi bunu öğrendikten sonra başlıyorum yeni kelimelere. Coğrafya dersini ilk duyacağımız, göreceğimiz şeylerden biri ne olur? Mesela yönler değil mi? Kuzey, güney, doğu, batı. Önce bir bunları oturtalım. Kuzey ile başlıyorum. Kuzey önce bu sefer Türkçelerini yazayım önce. Hadi öyle yapalım değişiklik olsun. Kuzey nasıl okunuyor? B U G Buk Buk B U G Puk Buk Kuzey demek. Hatta şuradan aklımıza gelebilir Kuzey Kore. Kuzey Kore nasıl okunuyor? Nasıl söyleniyor? Bukhan Bukhan Han zaten Kore'yi temsil ediyor. Buk Kuzey, Kuzey Kore Bukhan, Kuzey Kore Peki, Buk Kuzey, Güney ne? Hemen bakalım, Güney Kore Türkçesini yazıyorum öncelikle Güney ne demekmiş? Güney ise Neame Nam Nam Buk Kuzey, Nam Güney Peki doğuya bakalım. Doğu D O ın D O ın nasıl okuyorum? D O ın tong 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 anlaştık mı? Tong do zaten benziyor birazcık sesleri. Peki batı batı ise S yandan O Sa, so, sa, so, sa. So. Neymiş batı? Sa. So. Bu oğumuz ama nasıl o? Bak hep hatırlatıyorum ya size. Yandan olursa oğumuz a, a der gibi ağzımızı açıyoruz. A, sa. So. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi yönleri öğrendik. Neydi? Bu, nam, don, sa. Burası okey. Şimdi yeni kelimelere geçelim hızlıca. Yeryüzü, toprak, de i̇şte yer, aynı land. Ne demek? Dang, dang. Önce yine Türkçesini yazalım. Ne? Toprak ya da yer, land, yeryüzü gibi düşünebilirsiniz. Neymiş? Çift de a Çift de a ve ınk var değil mi sonunda? D, a, ınk. Nasıl okuyorum? Dan, dan. D'yi birazcık vurguluyorum iki tane olduğu için. Altta ne yapıyorum? Hop yuvarlayıp birleştiriyorum. Dan. Süper. Bunu da geçtim. Ne olmazsa olmazımız? Su. Değil mi? Su. Su nasıl okunuyor Korece bakalım? M, U, L. M, U, L gördüğüm harfleri okuyorum aslında sadece hiçbir şey yapmıyorum. Bu M, bu U, bu da L. Bu kadar. Mul, mul, dang, toprak, mul, su. Peki. Bir diğer kelime. Çok güzel bence, çok tatlı. Gökyüzü. Gökyüzü. Hatta bunu Koreliler isim olarak da çok kullanıyor arkadaşlar. Kız ve erkek ismi. Unisex bir isim. Kızlarına da koyuyorlar, erkeklere de koyuyorlar. Hanır. nıl ha, H var, A var. Ha. ikinci heceme bakıyorum. N var, I var, L var. Nır. Hanır. Hanır gökyüzü demek. Peki bir sonrakine geçiyorum. Böyle biz de hep coğrafyada öğreniriz ya böyle dağlar, denizler işte ovalar falan gibi. Yine çok basit bir kelime aslında çok kolay. Aa, Türkçedeki de üç harfli. Bu da üç harfli. Da. Peki. Oradan belki aklımızda tutarız. Da da üç harfli. Bu da üç harfli. Ne okunuyor? S. A. Ne. San. 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 Da demek. Başına dağın ismini koyuyorsun. Örneğin işte uyduralım. Ağrı dağı değil mi? Ağrı san. Ya da işte tendürek dağı diyelim. Tendürek san. Bu şekilde okunuyor. Tamam mı? Yani normal Türkçedeki gibi ismini söylüyorsun. San. San da demek dedim ve geçtim. Yine bir tane üç harfli kelimemiz var. Çok basit basit kelimeler aslında. O yüzden aklınızda tutması çok kolay. Nedir bu? Orman. Orman. Nasıl peki orman okunuyor? S U P S U P Alt alta bakın hepsi. Duyduğumu yazıyorum. S harfi, U harfi, P harfi. Bu kadar. Sup. Sup. Sup ne demek arkadaşlar? Orman demek. San, dağ demek. Sup, orman demek. Anlaştık mı? Bir sonrakine geçiyorum. Yine böyle e, lise coğrafyasında sanırım bu çok vardı. Çöller. İşte dünyanın farklı yerlerindeki çöller. Nasıl söyleniyormuş çöl? Ben böyle hep merak etmişimdir ama hiç gitmedim. Gitmek isterdim aslında. Eğer giden arkadaşımız varsa aşağıda yorumlarını yazabilir. Çöl nasıl söyleniyor Korece? Sa, mak. İlk hecemde sa a. Sa, ikinci hecem. m a, ge. Mak, mak. Sa, mak. Sa, mak. Sa -mak. Anlaştık mı? Neymiş çöl? Sa, mak. Bir sonrakine geçiyorum. Böyle çöllerden denizlere geçiş yapalım. Deniz ne demek Korece? Deniz. Ya da okyanus içinde kullanıyorlar. Ba da. Pada. Pada. İlk hecem B A. İkinci hecem D -A. Pada. Ama dikkat ederseniz böyle arkadaşlar şey değil mi? Ba da. Ba ba. Böyle B'yi patlatmıyorum. Bir çıt daha. Neye yakın bu? P'ye yakın. Pada. Pada. Bu şekilde okunuyor. Diyorum ve yine sulardan devam ediyorum. Bu nedir? Bir nehir, ırmak. Nasıl söyleniyormuş nehir ya da ırmak? Bu da çok basit çünkü Seul'de de böyle bir, yani Seul'ün içinden de bir nehir geçiyor, bir ırmak geçiyor. Hangang. Belki adını duymuşsunuzdur. Han Nehri. Han Gang. Oradaki ikinci hece Kang. Bakın buradaki. G A ng. G A ng. Ama bunu dikkat edin. Gang diye okumuyorum. Yani da biraz öyle. Doğru. Tek başına okursam, dümdüz okursam biraz Gang değil de Yine bir çıt K'ye yakın ama bir diğer kelimeyle birleşirse işte hangan gibi yine G şeklinde okuyabiliyoruz. Sulardan devam ediyoruz. Yine güzel bir kelime bence. Kore'de vesairede de göller çok fazla. Ülkemizde de çok fazla. Ama dünyada en çok sanırım Kanada'da göl vardı. En çok gölün olduğu ülke Kanada olabilir. Peki nasıl söyleniyormuş göl kelimesi? Bakalım. H Bakın buradaki o alttan o. Tamam mı? H o. İkinci hece S U. Çubu aşağı bakıyor U. Hosu. Hosu. Göl ne demek? Hosu. Hosu. Yine Seul'ün içinde yapay göller de var. Mesela Sokchon Hosu var. Sokchon Camşil bölgesinde bu Lotte World var ya belki Luna Park falan var. O Lotte World sanırım hatta onu Luna Park'ı bu nehrin kenarında mı içinde böyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam galiba içindeydi. Hosu, Hosu göl demekmiş. Sulardan devam ediyorum. Bence bu da çok güzel. Coğrafya dersinde de hep böyle öğreniriz. İşte nerede şu şelale var. Şelalenin önündeki şu derin şeye de cadı kazanı denir böyle. Orada bir çukur oluşur coğrafi yapı olarak. Sonraya akar vesaire. Nasıl söyleniyormuş şelale? Hemen bakalım. Bence güzel bir kelime bu, tatlı bir kelime çünkü ses benzerliği var dikkat edin. P O G P O G P O P O G P O P O P O P O Neymiş şelale? P -o, P o şeklinde okunuyor diyoruz ve aslında bu derste. 15 tane yeni coğrafyayla ilgili sözcüğü öğrenmiş oluyoruz. Peki, bugün dersimizde gördüğümüz bir sözcük var. Samak, samak. Samak sözcüğü aşağıdakilerden hangisi? Nehir mi, şelale mi, çöl mü, toprak mı? Yanıtınızı aşağıda bekliyoruz. Sankutcum, dersimizin sonuna geldik. Ta, ibon suobu, icik Dersimizin sonuna geldik. Annyeong!